Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmain. Aziz ve değerli gönül dostlarım, bugünkü vaazimizin konusu gıybet ve kovuculukla ilgili. Aziz kardeşlerim, bilesiniz ki Cenab-ı Hak ayeti kerime ile gıybeti kötülemiş ve gıybet yapanı ölü eti yiyen kişinin durumuna benzetmiştir. Ayeti kerimede şöyle der: biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve ırzı da haramdır. Gıybetten sakınınız. Çünkü gıybet zinadan daha da kötüdür. Zina eden bir kimse tövbe eder ve Allahu Teala da onun tövbesini kabul eder. Ancak gıybet yapan kişinin gıybeti yapılan kişi tarafından affedilmedikçe günahının bağışlanması mümkün olamaz. Gıybet eden kişi orta yere mancınık kurup sağa sola taş atan kişiye benzer. Böyle yapan kişi iyiliklerini sağa sola fırlatmış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: mümin kardeşini lekelemek kastıyla gıybetini yapan kişiyi Cenab-ı Hak kıyamet günü söylediklerini geri alıncaya kadar cehennem köprüsü yani sırat üzerinde durdurur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: gıybet mümin kardeşinin arkasından onun hoşuna gitmeyecek şeyler söylemektir. Yani kişinin arkasından ister vücudundaki bir eksikliği, ister soyundaki bir eksikliği, isterse davranışındaki bir eksikliği, ister dinindeki bir eksikliği, isterse dünyalık bir eksikliğini dile getirsin, gıybet yapmış olur. Hatta elbisesi, paltosu veya bineğindeki bir eksikliği söylemek de gıybettir. Alimlerden birisi şöyle der: falan kişinin elbisesi uzundur, falan kişinin elbisesi kısadır demek bile gıybettir. Bir de kişinin hoşlanmayacağı şeyleri arkasından söylemenin kötülüğünü düşünün. Rivayet edildiğine göre sahabe-i kiramdan kısa boylu bir hanım bir ihtiyacı için Resulullah Efendimizin yanına geldi. İhtiyacını giderip çıktıktan sonra Hazreti Ayşe dedi ki: boyu ne kadar da kısa. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz buyurdular ki: ey Ayşe, sen bu sözlerinle gıybet yapmış oldun. Yine Resulullah Efendimiz şöyle buyurur: sizler gıybetten sakının. Çünkü onda üç afet vardır. Birincisi, gıybet yapanın duası kabul olmaz. İkincisi, iyi amelleri kabul olmaz. Üçüncüsü, gıybet edenin günahları da durmadan birikir birikir. Hazreti Peygamberimiz yine şöyle der: kıyamet günü insanların en şerlileri birine bir yüzde ve diğerine başka bir yüzle gelen iki yüzlü yani kovuculuk yapan kimselerdir. Yine Resulullah Efendimiz dünyada iken iki yüzlü olanların yani kovuculuk yapanların kıyamet gününde ateşten iki dilleri olacaktır. Yine şöyle buyurdular: kovuculuk yapanlar cennete giremez. Konuşan ve konuşmayan bütün mahlukatın dili
olduğu halde acaba balıkların dilsiz olarak yaratmasının hikmeti nedir? Anlatıldığına göre Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı yaratınca bütün meleklere ona secde etmelerini emretmişti. Bütün melekler bu emre uyarak secde etmiş, sadece iblis secde yapmamıştı. Cenab-ı Hak da onu lanetlemişti, cennetten çıkarmış, güzel şeklini değiştirmiş ve yeryüzüne göndermişti. İblis ilk olarak denize gitti ve balık ile karşılaştı. Allah Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığını denizdeki ve karadaki bütün hayvanları avlayarak yiyebileceğini söyledi. Bunun üzerine balık gitti ve denizdeki diğer bütün hayvanlara durumu haber verdi. Bu sebeple de Allahu Teala balığı dilsiz hale getirdi. Amr bin Dinar anlatır. Şehirde oturan bir adamın şehrin kenar mahallesinde bir kız kardeşi vardı. Kız kardeşi hastaydı. Yanına ziyaretine gider gelirdi. Nihayet kadın vefat etti. Onu kefenleyerek kabre defnetti ve şehirdeki evine gitti. Sonra yanındaki cüzdanının kaybolduğunu ve kabre düşürmüş olduğunu fark etti. Yakın bir dostunu alarak kabrin yanına gittiler ve kabri açtılar. Cüzdanın gerçekten kabirde olduğunu gördü ve onu aldı. Sonra adam arkadaşına dedi ki, sen biraz öteye çekil. Kız kardeşimin ne durumda olduğuna bir bakayım. Kabrin üzerindeki lahitlerden birkaçını kaldırınca kabrin ateşler içinde yanmakta olduğunu gördü. Derhal eve dönerek annesine geldi ve kız kardeşinin ne gibi huyları olduğunu sordu. Annesi şunları dedi. Kız kardeşin komşuların kapılarına gider, kulak dayar, ne söylediklerini dinler, sonra duyduklarını gider başkalarına aktarırdı. Adam kız kardeşinin kabirde başına gelenlerin dünyadayken yapmış olduğu bu söz taşıma huyundan kaynaklandığını anlamış oldu. Öyleyse kim kabir azabından kurtulmak isterse mutlaka kovuculuk ve gıybetten sakınsın. Ebu Leys el-Buhari hacca gitmek niyetiyle yola çıkar ve cebine 2 dirhem koyar. Sonra şöyle yemin eder. Hac yolundayken veya gelirken kimsenin gıybetini yaparsam Allah Celle Celaluhu adına bu 2 dirhemi sadaka olarak vermek üzerime borç olsun. Mekke'ye gider ve hac vazifesini yaparak gelir. Döndüğünde 2 dirhemi yine cebinde durur. Durumu soran dostlarına da şöyle der. Bana göre 100 defa zina yapmak, 1 defa gıybet yapmaktan daha hafif bir suçtur. Ebu Hafs el-Mucemi bir de şöyle der. Bir insanın gıybetini yapmak, bir yılın Ramazan orucunu tutmaktan daha ağır bir günahtır. Kim bir alimin gıybetini yaparsa kıyamet günü alnında bu kişi Allah'ın rahmetinden mahrum bırakılmıştır yazısını taşıyarak gelir. Enes bin Malik Resulullah'tan şöyle rivayet eder. Miraç gecesi tırnaklarıyla yüzlerini tırmalayan ve leş yiyen bir topluluğa rastladım. Dedim ki, ey Cibril, bunlar kimdir? Bunlar dünyadayken insanların etlerini yiyen, yani gıybet yapan kimselerdir diye karşılık verdi. Hasan-ı Basri radıyallahu anh der ki, vallahi gıybet mümin kişinin dinini kangrenin vücudu yiyip bitirmesinden daha çabuk bitirir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle der, sizden biriniz kardeşinin gözüne kaçan ufak çöp ve tozu görür fakat kendi gözündeki merteği göremez. Selman radıyallahu an
Bir seferde Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh ile birlikte bulunuyorlar. Ve onların yemeklerini pişiriyordu. Bir yerde konakladılar. Fakat onlara yiyecek bir şey hazırlayamamış idi. Selman yiyecek bir şeyler bulması için Resulullah'ın yanına git gönderdiler. Fakat orada da bir şey bulamadan eli boş döndü. Eli boş döndüğünü görünce Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu an şöyle dediler. Ey Selman, su almak için bir kuyuya varsa kuyunun suyu kurur. Bunun üzerine şu ayeti kerime indi. Biriniz diğerinizin arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Ebu Hureyre radıyallahu an Resul-i Ekrem'e şöyle rivayet eder. Kim bu dünyada bir kardeşinin etini yerse, yani gıybetini yaparsa kıyamet günü o kişinin eti kendisine takdim edilir ve şöyle denilir. Şimdi bunu ölü olarak ye. Çünkü dünyadayken onu diri olarak yemiştin. O kişinin etini ölmüş olarak yer. Resulullah Efendimiz sonra biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun ayeti kerimesini okudu. Cabir bin Abdullah el-Ensari'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında gıybetin kokusu belli olmaktaydı. Bu da gıybetin çok az olmasından kaynaklanırdı. Fakat şimdiki zamanda gıybet çoğalmış. Her tarafı kaplamış ve kokusu her tarafı sarmış olduğundan burunlar onun kokusunu hissedememektedirler. Bu hal tıpkı Ebbalar çarşısına giren bir adamın durumuna benzer. Oranın şiddetli ve ağır kokusu sebebiyle kısa bir süre dahi duramaz. Halbuki o sanatı icra edenler sürekli oralarda kalır. Orada yerler ve içerler. Fakat dışarıdan gelenlerin hissettiği o dayanılmaz kokuyu da hiç hissetmezler. Çünkü çarşı halkının burunları artık oranın kokusunu almıştır, alışmıştır. İşte günümüzdeki gıybet meselesi de böyledir. Kâb radıyallahu anh şöyle der. Bir kitapta okuduğumuza göre yaptığı gıybetten dolayı tövbe edenler cennete en son girecektir. Kim de ısrarla gıybete devam eder ve o hal üzere ölürse cehenneme ilk girenlerden olacaktır. Cenab-ı Hak şöyle der. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinenlerin vay haline. Arkadan çekiştirmekten kastedilen yani birinin gıybetini yapmaktır. Yüze karşı eğlenmek ise birini yüzüne karşı el kol hareketleriyle ayıplamaktır. Bu ayeti kerime Velid bin Mugire hakkında inmiştir. Çünkü o Hazreti Peygamber'in ve bütün Müslümanların yüzlerine karşı hareket ediyor ve onları alaya alıyordu. Fakat ayetin iniş sebebi özel bir durum olsa da hüküm benzer bütün durumlar için geçerlidir. Resulullah Efendimiz gıybetten sakınınız. Çünkü gıybet zinadan daha kötüdür. Sahabe-i kiram da nasıl gıybet zinadan kötü olabilir diye sordular. Buyurdular ki zina eden bir kimse tövbe eder ve Allahu Teala da onun tövbesini kabul eder. Ancak gıybet yapan kişinin gıybeti yapılan kişi tarafından affedilmedikçe günahının bağışlanması mümkün değildir.
gıybet eden kişinin Allahu Teala'nın hakkından kurtulmak için yaptığına pişman olması ve tövbe etmesi gerekir. Gıybetini yaptığı kişinin hakkından kurtulması için de o kişiden helalliğini alması ve yaptığı haksızlığı gidermesi gerekir. Resulullah Efendimiz şöyle buyurur: Bir mümin bir kardeşinin gıybetini yaparsa kıyamet gününde Cenab-ı Hak onun yüzünü dübürüne çevirir. Gıybet yapan kişinin bulunduğu meclisten kalkmadan ve yaptığı gıybetin çekiştirdiği kişiye ulaşmasından önce Allahu Teala'dan bağışlanmasını dilemesi gerekir. Çünkü yapılan gıybet kişinin kulağına varmadan önce tövbe edilirse tövbesi kabul edilir. Fakat yapılan gıybet kişinin kulağına vardıktan sonra ancak çekiştirdiği kişiden de helallik alınırsa tövbe ile günahından kurtulur. Ancak namaz, zekat, oruç ve hac gibi farzları terk etmenin günahı tövbe ile ortadan kalkamaz. Bu farzlardan yerine getirilmeyenlerin günahı ancak kaza edildiği takdirde kişinin sırtından kalkar. Allah en doğrusunu bilir. Ve galen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem.